Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Sosyal Bilgiler 170, 171, 172, 173 ve 174. sayfaları işleyeceğiz. Kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz konumuz. Hemen bakalım ilk sorumuza. Yaşadığınız bölgede kullanılan enerji kaynakları nelerdir? Yaşadığımız bölge olan Hatay'da İskenderun Payas arasında termik santral elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Ayrıca İskenderun Antakya yolu üzerinde Belen mevkiinde yenilebilir kaynak olarak bilinen rüzgardan rüzgar gülleri kullanılarak temiz enerji olan elektrik üretilmektedir. Bölgemiz yılın neredeyse tamamında güneşli olmasından dolayı güneş enerjisine de uygundur. Bölgemizde ufaklık bir çok su kaynağımız bulunmaktadır fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfınızda paylaşınız. Fosil enerji kaynağı yani yenilenemeyen enerji kaynağı olarak da adlandırılan kömür, petrol, doğal gaz ve bor fosil yakıtlara girer. Kömür gibi bazı fosil yakıtlar bol ve ucuz enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynakları sanayileşmiş ülkelerin fabrikalarını çalıştırmak için büyük bir enerji potansiyelidir. Fabrikaların bacaları, araçların egzozlarından çıkan gazlar, elektrik sanayi yenilenemeyen yakıtlar kullanılarak çalıştırılır. Fakat bu kaynaklardan çıkan duman sera etkisi yaratan karbondioksit at atıklarına sebep olur. Atmosfere yayılan bu gazlar yeryüzünün aşırı ısınmasına sebep olurlar. Aşırı ısınma iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamındaki olumsuz etkilerinin neler olduğunu tartışınız. Olumsuz değişimlerden birisi çevre kirliliği, doğanın ve canlı yaşam alanlarının insan faaliyetleri sonucu bozulmasını çevre kirliliği denir. Birçok çeşidi olan çevre kirliliğinin en bilinenleri olarak toprak kirliliği, su kirliliği ve hava kirliliği isimlerden anlaşılacağı gibi toprak gerekiyorsa toprak kirliliği, suyu kirletiyorsa su kirliliği ve havayı kirletiyorsak hava kirliliğidir. Örneğin katı ve sıvı atıkları toprağa bilinçsizce atarsak, ya da zirai ilaçları bilinçsizce kullanırsak toprak kirliliğine sebep oluruz. Toprak kirliliği fazla olan bir yerde öncelikle bitkileri olumsuz etkilerini daha sonra o bitkileri yiyen hayvanlar bu kirlilikten nasibini alır. Toprakta yaşayan canlılar bu yeni duruma adaptasyon göstermedikleri için ölümle karşı karşıya gelirler. Fabrika atıklarının denizlere, nehirlere bırakılması, elimize geçen her şeyi denize, ırmaklara, göllere atmamız sonucunda Su kirliliği oluşur, tüm kirliliklerde olduğu gibi canlı yaşamı tehdit etmek gibi bir sürü balık deniz, denizdeki balık plastik atıkları yemekten ölmekte, hatta bazı türlerin de nesli tükenmektedir. Hava kirliliğinde ise fabrikadan çıkan dumanları fosil yakıt kullanımı gibi nedenlerle de hava kirliliği ortaya çıkar, tüm canlılar dolu kalır ve içinde bulunduğumuz havanın kirli olması tüm canlıları olumsuz etkiler. Belki de bu yüzden kirlilikler içinde en tehlikelisi hava kirliliğidir. Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi hangi sorunlara yol açmaktadır? Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi insanlar için gelecekteki yaşam olanaklarının azalması konusunda en büyük tehlikedir. Toprak, su, hava gibi şeyler doğal kaynaklardır. Fabrikaların hızlı bir şekilde çevreyi kirletmesi, toprağın kalitesini düşürmekte, bu kirliliğin suya karışması, sudaki canlıların ölümünü gerçekleşmekte ve doğada bir yok olma sirkülasyonuna sebep olmaktadır. Bilinçsizce tüketilen sular, suların tüketilmesine, toprağın kuraklaşmasına, ormanların yok edilmesine, çölleşmeye sebep olur. Evet, bir doğru yanlış etkinliğimiz var. Doğruların başına D, yanlışların başına Y koyuyoruz. Fosil enerji kaynakları kömür, petrol, doğalgazdır. Doğru. Rüzgar enerjisi yenilemeyen enerji kaynağıdır. Yanlış. Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür. Doğru. Yenilebilir enerji kaynakları çevre dostudur. Doğru. Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir. Yanlış. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler arkadaşlar.